Kur'an'da 28 peygamberin ismi geçiyor. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn. Bu üçüne kimileri peygamberdir diyor, kimileri peygamber değildir diyor. Onlarla birlikte toplam 28 peygamberin ismi Kur'an'da geçiyor. Kur'an'da geçen 3 varlıklı peygamberler. Birisi Davut Peygamber, hem devlet başkanıdır hem de varlıklıdır. Birisi Süleyman Peygamber, hem devlet başkanıdır hem de varlıklıdır. Bir diğeri ise bizim bugün ana konumuz olan Eyüp Peygamber. Kendisi devlet başkanı değildir ama anadan atadan varlıklı bir peygamberdir. Her peygamberin öne çıkan bir meziyeti vardır. Mesela Hazreti Adem deyince tövbe kahramanıdır. Hazreti Nuh istiğfar kahramanıdır. Bu arada asıl adı Abdülgafur'dur. Nuh onun lakabıdır. Hazreti İbrahim başına ne gelirse gelsin her şartta Allah'a teveccüh ettiğinden dolayı Halilullah'tır. Hazreti Eyüp ise cömertliği ile dillere destandır ve o bir sabır kahramanıdır. Hazreti Eyüp Şam bölgesinde yaşamıştır ama Araplar o bölgeye aslında Şam demez, Dımaşk derler. Asur kralının adı Dımaşk. Tarih okursanız çok fazla görürsünüz bu ismi. Hazreti Yakup kimdi, hatırlayanınız var mı? Hazreti Yusuf'un babası olan bir peygamberdi. Hazreti Yakup'un bir de kızı var. Kızının ismi Leyla. İşte Hazreti Eyyüb'ün eşi. Yani Hazreti Eyyüp hangi dönem yaşamış olduğu zaman? Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf döneminde yaşamıştır kendisi de. Lut Aleyhisselam'ın kızı da Hazreti Eyyüb'ün annesidir. Yani Hazreti Eyyüp Lut'un torunudur. Çok ilginç değil mi? Bağlantılar, silsileler. Şimdi biz Hazreti Eyyüb'ün hayatını şöyle kodlayacağız. 70 + 18 + 70. Yani 70 yıl çok rahat yaşayacak Hazreti Eyyüp. Sonra 18 yıl hastalıklar içerisinde yaşayacak. Sonra 70 yıl daha çok varlıklı ve rahat bir şekilde yaşayacak. Hazreti Eyüp 70 yıl boyunca çok varlıklı, çok cömert, çok sağlıklı bir şekilde yaşadı. Allahu alem takribi 13 tane de çocuğu vardı. Yani bir gün boyunca 1000 kişiye yemek yedirmeden sofraya oturmazdı. Sofrasında onlarca kişi olmadan o sofradan yemek yemezdir diye bahsediliyor Hazreti Eyüp'ten. O kadar varlıklı bir peygamber. Hazreti Eyüp 70 yıl boyunca böyle huzurla yaşıyor. 70 yıllık güzel asude ömründen sonra Allah Azze ve Celle Hazreti Eyüp'ün bütün mal varlığını, servetini alıyor. Binası çöküyor. 13 evladı birden binasında ölüyor ve kendisine inanılmaz bir hastalık illet oluyor. Çiçek ve cüzzam hastalığı aynı anda illet oluyor. Vücudunda, özellikle dış derisinde yara almadık bir yeri kalmıyor. Dili öyle şişiyor ki iki yaralı eliyle şöyle yemeği tutup yemek yemeye çalışıyor ama dilinden boğazına çok zor geçiriyor yani. Dili bile ağzını kaplayacak şekilde şişiyor. Hazreti Eyüp öyle sıkıntılı 18 yıl geçiriyor. Hanımı Leyla ona diyor ki, ya Eyüp sen Allah'ın sevdiği bir kulsun, dua etsen olmaz mı? Allah bana 70 yıl sağlıklı bir ömür verdi. Şimdi bana hastalık verince mi dua edip onunla şekva edeceğim diye dua etmeyi o noktada reddediyor. Yani dua, hastalığımı al denen dua onda bir isyan gibi geliyor. Çünkü Hazreti Eyüp şunun tam farkında. Hazreti Eyüp'ün cesedi kendisine mi ait? Hayır. Hazreti Eyüp'ün hastalığı kendisine mi ait? Hayır. Peki Hazreti Eyüp'ün kulluğu kendisine mi ait? Evet. Ceset kendisinin değil, bir zatın. Hastalık kendisinin değil, başka bir zattan misafir olarak gönderilmiş. Ama ona ait olan ne var? Kulluğu var. Demek ki orada kendisine ait olan kulluğuna zarar gelene kadar ona gelen hiçbir musibetten şekva etmiyor. Ceset de benim değil, hastalık da benim değil. Ben şimdi Rabbime şekva mı edeyim diyor. Ne zaman duayı tutuşuyor? Kendisine ait olan kulluğuna zarar geldiğinde. Rabbi inni messeniyet durru ente erhamur rahimin diyor. Zararı bana dokundu diyor. Sen ise merhamet edensin diyor. Ve öyle Rabbinde niyazda bulunuyor. Hazreti Eyüp şunun farkına varıyor. Hastalık hali duaların kabul olduğu haldir. Ya Rab benden hastalığımı al demek neyi al demek oluyor? Dualarımın kabul şartını da al demek oluyor. İşte bu kadar derin bir bilinç var mı? Tabii ki de var. O bir peygamber. İnşallah bize de bir emsal olur bu davranışları. Hastalığı tam 18 yıl boyunca devam ediyor. Hastalığının yaraları o kadar çok zahir oluyor ki kavmi onu bu şekilde kabul etmiyor. Şehrin dışında Allahu alem çöplüğün olduğu bir beldede onu kovuyorlar. Şöyle gölgelik yapıyorlar ona. Artık Hazreti Eyüp tek yoldaşı, tek vefalısı eşi Leyla ile birlikte orada vakit geçiriyor. Yemek yedirdiği binlerce kişiden borç alacak hale geliyor Hazreti Eyüp oralarda. Peygamberler isimleriyle müsemma zatlardır. Hazreti Eyüp de aynı şekilde isimleriyle müsemmadır. O zaman Eyüp ne demek oluyor? Eyüp dönen, yönelen demektir. Her halde her başına gelen musibette yalnız ve yalnız Allah'a teveccüh ettiği için o da ismiyle müsemma bir peygamberdir. Hazreti Eyyüp'tür. Taberi tefsirinde Hazreti Eyyüp için şöyle söylüyor. Rabbim beni gündüzleri mal sevgisi oyalıyordu. Geceleri de kendilerine merhametimden evlat sevgisi oyalıyordu. Ne mutlu şu an gecemi gündüzüme hep seninle geçirdim diye buyuruyor. Neye binaen söylüyor bunu? Hastalığına. Yani hastalığın o ince mesajını anlıyor mu? O ilahi mesajını net duyuyor mu? Evet duyuyor. Gecem gündüzüm Rabbimle geçti. Rabbinle geçen, gecen gündüzün de elbet geçecek mi? Sonsuzlukta bunların kârı kalacak. O işte onun farkında olduğundan o şuurla davranıyor. Kendisine inanan Allahu alem toplam 3 kişi var. Birisi Yemenli, ikisi kendi kavminden. Onlar da ara sıra yanına ziyarete geliyor. Bir tanesi bir ziyarete geliyor, bir daha geliyor, bir daha geliyor. En son şöyle söylüyor. Demek ne kadar büyük bir suç günah işlemiş ki Allah ona verilen musibeti bir türlü geri almıyor diyor. Kim için söylüyor bunu? İsmet sıfatına sahip bir peygamber için. Yani istese bile günah işleyemeyen ancak zellesi olabilen peygamber için bile bunları söylemişler. Şimdi insanların en büyük problemi burada değil mi? Başına bir şey geldiğinde o insan kötü insansa haşa estağfurullah o zaman peygamberlerden daha kötü insan olmaması lazım. Efendimizin başına gelenler kimlerin başına gelmiş acaba? O zaman biri şunu diyebilir mi? Haşa Hz. Muhammed yanlış yaptı, strateji hatası yaptı da o yüzden başına bunlar geldi diyebilir mi? Mesaj olarak kabiliyet açmak için gelen, Allah'ın esmasının inkişafı için gelen musibetleri her seferinde ne diyoruz? Ya bu adam ne kadar kötü bir davranış yaptı ki Allah ona musibet yağdırdı diye. Halbuki peygamber penceresinden baktığında Allah bu kulla ilgileniyor ki ona musibet gönderdi demek icap ediyor. Zira musibet isabet kökünden gelir tam kişiye göre onun kabiliyet ve istatlarını geliştirmek içindir. Hazreti Eyyub bu sözlerin hastalıktan bile acı olduğunu bildirir. Gayb'tan bir ses onun peygamberliğini tekrar vurgular. Siz bir peygamberin yanında nasıl muamelede bulunur, nasıl konuşuyorsunuz dercesine ama kullar buna rağmen Hazreti Eyyub'den af dilemezler. Eyyub Aleyhisselam'a ey Allah'ın peygamberi senin en çok ağrına giden ne oldu diye sorulduğunda ise düşmanlarımın bana karşı şamatasıdır diye cevap verir. Yani o zor durumlarında o geçirdiği 18 yılda değil düşmanın vurduğun duymazlığı, dostların vefasızlığı da üst üste eklendiğinde Hazreti Eyyub'un halini siz düşünün. Herhalde çiçek ve cüzzamın verdiği acılar onun kalbine duyulmaz hale gelmiştir o ızdıraplardan ötürü. Bizde de öyle olur değil mi? Tam böyle olmadık zamanda bir dost sırtını çevirdiğinde, telefonunu açmadığında bu aslında bir modası. Telefon açmamak. Nasıl bir insani ilişki telefon açmamak, onunla konuşmamayı kaldırabilir. Bir insan bir insana kardeş demişse, can demişse, ciğer demişse, yoldaş demişse bir anda ben artık bu telefonu kaldırmayayım deyip bütün işlerden sıyrıldığını zannediyorlar. Hayatının bir döneminde bunlarla yüzleşmeyenler bütün döneminde de azabını çekmek durumunda kalacaklardır. O yüzleşmeler, çözümler bir an için olur ama hayatının diğer kalan ahir kısmında da o insana çok mutluluklar ve açık kapılar sağlar. İnşallah bunun da farkına varırız. Hanımı Leyla kimin kızıydı? Hazreti Yakup'un kızıydı. Izdırap ile dışarı gidip ya ben ne yapabilirim, eşim için ne yapabilirim, onun yaralarına nasıl şifa bulabilirim diye koştururken bir ihtiyar adamı gösterdiler. Ve bu adam böyle durumlarda çare bulur dediler. O ihtiyar adam kim? Şeytan. O ihtiyar adam ise Hazreti Eyyub'un hanımı Leyla'ya şöyle bir şart koştu. Bana secde edip şifa verici sensin dersen kocanı bu halden kurtarırım dedi. Hazreti Leyla bunu kabul etmedi ama Hazreti Eyyub'e anlattığında Hazreti Eyyub çok sinirlendi. Ey kadın nasıl gider de şeytana bulaşırsın, ben sana şeytana ne olduğunu anlatmadım mı? Vallahi Allah bana sağlık verdiğinde sana 100 değnek vuracağım dedi. Hazreti Eyyub sağlığına kavuştuğu zaman ayetten okuyayım şöyle bir vaka oluyor. Bir yemini vardı, eline bir demet bitki, sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. 100 tane şöyle saman gibi çöpü alıyor, bağlıyor, eşine bir kez vuruyor, yeminini yerine getirmiş oluyor. Buna ne diyorlar? Ruhsat Eyyubiye diyorlar. Bir gün Hasan Basri'ye camide adamın bir tanesi geliyor. Ya imam ben böyle böyle eşime yemin ettim. Dedim ki vallahi dedim ben inatlaştım şu eşeği şu ağaca çıkarmazsam otomatik boş olacaksın diye yemin ettim. Eşeği de yüklendim omuzumda çıkaramadım. Ya imam ben ne yapacağım şimdi demiş. Hasan Basri demiş ki senin etrafında Allah'tan uzak biri var mı demiş. Evet var demiş. İşte o adam şöyle bir ağaca çıkıp insin senin yeminin yerine gelir demiş yani. Hasan Basri bunu neye binaen yapıyor? Ruhsat-ı Eyyubiye denen bu hadiseye binaen yapıyor yani. Böyle tarihte bir ruhsat var. Bakalım sizler nasıl kullanacaksınız? Ben hayretle asıl onu bekliyorum. İrfan Halis Koyuncu, Allah yardımcınız olsun güzel insanlar. Sizlerle yol yürümek çok keyifliydi. 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl. Bundan sonra hangi tevilleri duyacaksınız? Şimdi biz bugün ders yapıyoruz. Derste dedik ki ödev dedik haftaya. Herkes sözüne güvendiği, itibar ettiği bir arkadaşına gidecek ve diyecek ki kardeşim benim olumsuz yanlarım var mı? Benim yüzüme söyler misin diyecek. Değil mi? Ağır bir şey ama nefse çok da mükemmel bir şey. Çünkü dost dostun aynasıdır. Ertesi hafta geldik oturduk. Herkese soruyoruz. Sen kimle konuştun? Ali ile. Sen kimle konuştun? Veli ile. Nasıl faydalı oldum? Abi çok güzel geldi ya. Vallahi dost dostun aynasıymış falan. Bir tanesine sorduk dedim kardeşim sen kimle konuştun dedim. Böyle duruyor ama. Ben mi? Sen dedim birader kimle konuştun dedim. Bana dedin değil mi? Oğlum sana dedim işte kimle konuştun? Ben üstadımla konuştum. Allah Allah. Bizim üstadsa vefat etti. Rahmetullahi aleyh. Nasıl konuştun oğlum falan? Demiş ya benimle görüşmek isteyen risalleri okusun. Açtım ben de ona sordum. Allah Allah dedim ya bu yaşamın hangi mertebesi acaba? Değil mi? Üst seviye. Yani bunlar ne oluyor? Güzel teviller oluyor. Bakalım başka neler yaşayacağız. Evet. Şeytan meselesinden sonra Hazreti Eyyüp zevcesine öfkeleniyor ve yanından gönderiyor. Git diyor seni istemiyorum diyor. Bana bakmanı da istemiyorum diyor. Ardından Rabbine elini kaldırıyor. Ya Rab bu dert bana çarptı. Bu derdin zararı kalbime ve zikrime dokundu yani. Duayı ne zaman ediyor? İbadeti ve kulluğuna zarar geldiğinde ediyor. Hazreti Eyyüp'ün bu duayı etmesinin Rabbi inni meseniyet durru ente erhamur rahimin demesinin iki sebebi var. Bir, hiçbir şikayeti yoktu ama ibadet ve kulluk edemez hale gelmişti. Bu yüzden yakındı. İki, şeytana meydan kalmasından çok ızdırap duydu. Allah'ım beni ayağa kaldır, şeytana meydan vermeyelim diye bu yüzden dua etti. İki tane veçesi var. Ardından dua ettikten sonra başımı secdeden kaldırmayacağım deyince Allah Azze ve Celle bir yere işaret etti. Ayağını yere vur dedi. Ayağını yere vurdu. Soğuk sular çıktı. Hazreti Eyyüp'ün neresine dokunsa orada şifaya sebep oldu o soğuk sular. Belki ihtisas sahipleri derin araştırsa altından neler çıkar? Zira son dönemlerde sporcular koordinasyon için ve yağ yakımı için artık buzlu sulara girmeye başladılar. Ardından Hazreti Eyyüp'ün yaralarıyla birlikte gençliğindeki güzelliği geldi. Hanımı onu terk ediyor ya onun göndermesiyle. Ne olursa olsun diyor ben Eyyüp'ün yanında kalmam lazım. Zaten onun tek bakıcısıyım diyor. Geri dönüyor. O çöplüğün orada bir gölgelik var demiştim. Oraya bakıyor Allah Allah. Hazreti Eyyüp burada yok. Genç bir adam görüyor ya diyor böyle birileri vardı. Sen gördün mü? Genç adam da diyor. Böyle miydi? Evet. Böyle miydi? Evet. Böyle miydi? Gençliği nasıldı diyor. Leyla diyor ki vallahi gençliği sana benziyordu diyor. Hazreti Eyyüp diyor ki çünkü o benim diyor. Nasıl olur diyor bu hal? Ardından sarılıp ağlaşıyorlar ve Allah Azze ve Celle hikmetiyle Leyla'yı da gençliğe çeviriyor. 70 yıl daha mesudane ömür. 16 tane de erkek evlat veriyor Allah Azze ve Celle onlara. Bismihi Subhanehu. İkinci lema. Bismillahirrahmanirrahim. İz nâdâ rabbehu enni messeniyedurru ve ente erhamurrahimin. Eyyub'u da hatırla ki Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Mücerrep ne demek? Bu bir peygamber tarafından tecrübe edilmiş demek. Allah Allah. Garantisi nasıl? Sonsuz garantisi var. Tecrübesi nereden? Peygamberden. Ticarete girecek olsan, şurada da bir dükkan buldun. Çağırdın emmioğulları, 3 tanesi geldi dedi ki ya Samet dedi burada dükkan tutulmaz, bura işlek gibi gözüküyor ama batar dedi. Allah Allah dedin ya. Daha sonra 10 tane amcan geldi dedi ki Samet bu dükkan olmaz dedi bak burada sıkıntı çıkar dedi. Allah Allah dedin. Üstüne 5 tane de ekspertiz geldi. Dükkan meselesinden anlayan. Dedi ki Samet Bey burada dükkan tutulmaz. Açarsanız batarsınız. Ne yaparsın? Açmazsın değil mi? Neden? Onların tecrübe sahiplerinin tecrübesine güvenirsin. Şimdi burada tecrübe sahibi Ali, Veli, Emmioğulları değil. Kim biliyor musun? Bir peygamber var bu konuda. Yani başınıza bir musibet geldiğinde böyle davranırsanız bu sonuca erişirsiniz. Peki bu sonuca erişirsiniz dediği sonuç ne? Bir ona bakalım mı? Şimdi sabır kahramanı denmesi boşa değil. Çünkü sabretmek çok zor. Bizler de zaten etrafımızda en çok neyi görüyoruz? Bazen hiçbir sebep olmasa bile sabredemeyen arkadaşları görüyoruz. Ne musibet gelmiş başına, ne bir olay gelmiş ama belli başlı noktalardan imanın lezzeti duyulamadığından dolayı sabredememiş, dişini sıkıp dayanamamış. Demek sabır o zaman yüksek bir mertebe. Mesela bir insan sabretse ne olur? Bir insan askeriyede büyüse alabileceği en büyük rütbe nedir? Orgeneraldir. Savaş görmeden bundan daha fazlasını alabilir mi? Alamaz. Peki 3 tane savaş görse, 3 savaşın musibetine de sabır gösterip tahammül etse hangi rütbeyi alır? Mareşal. Demek ki burada Hazreti Eyyüp'ün yaptığı sabır kahramanlığı ibadetle ulaşılabilecek bir şey değil. Ubudiyetle ulaşılabilecek bir şey. Sen başına gelen musibetlere sabredebileceksin ki ancak 3 savaş görmüş gibi Maraşal olabilirsin. Hazreti Eyyüb bunun yolunu açıyor bize. Siz benim yaptığım doğrultuda yürüyüp giderseniz eğer, kullukla, ibadetle varamayacağınız noktada bir makama ereceksiniz diyor. Sabır bu yüzden önemli. Başına geliyor sürekli, her gün gözünü açtığında nefsin başlıyor. Etraftan imtihanlar başlıyor. En ağırına giden şey nedir? Belki de bir dostun kapıyı çıkıp gitmesi, değil mi? İnsan yüzüne tükürük yemiş gibi hissediyor. Başına her gün o geliyor, öteki geliyor. Bugün canım diyenler yarın başka bir şey diyor. Birden bir fitne zuhur ediyor. Başına ne gelirse gelsin böyle dişlerini sıkıyorsun ya. Vallahi Rabbim ben aslında bunlara dayanamıyorum, yoruluyorum. Ama ne yapayım, senin yolunda sen böyle diyorsan ben buna tamam diyeceğim, başka yolum yok benim ya Rab diyorsun, dişini sıkıyorsun ya. İşte oradan sonraki rütbe Maraşar rütbesi, orgeneral rütbesi değil. İnsanın çalışarak elde edemeyeceği bir rütbeyi, ibadetlerle elde edemeyeceği bir rütbeyi sabır kahramanı ancak elde edebilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın dahi ölümünün zahir sebebi, o ateşli hastalığın zahir sebebi, Hayber Kalesi fethinde Zeynep denen bir Yahudi kadının zehirli ete yedirmesi sonucunda Allah zahir sebep kırıyor. Neden? Çünkü o şahadet makamı o hastalıkla, o sabırla birleşebilsin diye. Allah Allah. O da onun makamına katılmış bir mertebedir. Hastalığa sabır. Ne oldu? Rütbeler daha artıyor. Evet, devam edelim mi? Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni mes'eniyed durru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Ey Rabbim, bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki... Az önce okuduğumuz Hazreti Eyyub'un hayatından bir özüt çıkarmamız gerekir. Neden? Çünkü kıssalardan ders alınıp bu asırdaki aynı hastalığa vurgu yapmamız icap eder. Neyi vurgu yapacağız? O dönemin hastalığı bu yolla çözülmüş... Sen de aynı yolu tatbik edersen aynı sonuca varacaksın. Kıssanın hususiyeti bu değil mi? Evet. Ve kıssada şöyle bir hususiyet daha var. İnsan dara düştüğü anlarda, şok yaşadığı anlarda, böyle daha önceden çalıştığı ayrıntılı konular belki aklına gelmeyebilir ama yaşanmış ve mücerrep bir olay anında aklına gelebilir. Sabır göstermen gereken bir olay yaşıyorsun. Bir travma yaşıyorsun ve travmada aklına mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi geliyor. Es sabru inde sadmetul ula. Sabır dediğin ilk anda olandır diyor. Tam o esnada da sabır kahramanı kim? Hazreti Eyyüp. Bir bakıyorsun Hazreti Eyyüp'ün hayatına, şöyle bir kafanda canlanıyor. Sabretmiş mi? Sonuna kadar etmiş. Nerede niyaza başlamış? Kulluğuna ve ibadetine zarar geldiğinde. Bak bize ne güzel kriter oluyor. Onun haricine ne bakmış? Sonsuza açılan bir kapı, bir ilahi mesaj olarak bakmış. Demek biz kıssalardan böyle bir mesaj, böyle bir ders çıkarmamız gerekiyor. Buyurun devam edelim. Pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Her peygambere musibetin en şiddeti gelmiş. En şiddetlisi gelmiş. Niye öyle olmuş? İnsanlara rehber olduklarından, hatta Kur'an'da Efendimiz ve Hazreti İbrahim için usve-i hasene diye geçiyor. İnsanlara örneklik göstereceğinden dolayı en zorları, en zahmetlileri peygamberler çekmesi lazım ki arkadan gelenler teskin olabilsin, teselli bulabilsin, kalplerindeki dağınıklık normale dönebilsin, durgun bir deniz haline dönüşebilsin. Şimdi bir gün birisiyle muhabbet ediyorum. Allah seni seviyor diye betimledim bir muhabbetin ortasında. Allah beni sevdiği için mi annemi aldı dedi. Dedim ki Allah'ın en sevgili kulu kim? Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam dedi. Ta çocukluktan annesini ve babasını almamış. Almış. O zaman bunun neden olduğunu anlamamız lazım. Neden çocukluktan anne baba alınır? Dayandığı duvar, tuttuğu dallar hepsi kırılsın, yalnız ve yalnız Rabbine yönelsin diye bir insan böyle bir muameleye tutuşturulur. Demek ki biz bu pencereden bakarsak ancak hayatımız anlamlı gelir. Yoksa haşa Allah kula zulmediyor diye yanlış ve batıl bir düşünceye girebiliriz. Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin halleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halal gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil, belki ubudiyeti ilahiye için demiş. Kalp dediği ne oluyor? İman değil mi? Kalp mahalli imandır. Yani buradan kalpten imanı anlamamız gerekiyor. Buyur. Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halal veriyor diye münacat edip Cenâb-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Hazreti Eyyüp hastalığın mükafatını bildiği için beni iyi et demiyor. Ne zaman beni iyi et diyor? Kalbine dokununca. Yani kalp dediğimiz neydi? İmana dokununca. Demek ki o zamana kadar dokunan zarar ona dokunmuyordu. Kime dokunuyordu? Allah'ın verdiği hastalık yine Allah'ın verdiği cesete dokunuyordu. Ve bu bana ibadet olarak yazılıyor. 3 günlük dünya biraz zahmetli geçse de sonsuzum nurlanıyor. Cesetten bize ait olan ne var? Kulluk var. Ceset bize ait mi? Hayır. Hastalık bize ait mi? Hayır. Hepsi birer misafir. Orada bize ait olan, sonsuzumu şekillendirecek olan sadece ve sadece kulluk var. Demek ki ne zaman bize ait olana zarar gelirse o zaman duaya tutuşmamız icap ediyor. Allah'ım ben senin peygamberinim, bak bana da böyle musibet olur mu? Demiyor asla Hazreti Eyyüp. 1. nükte. Hazreti Eyyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Hazreti Eyyüp'ün dışı çok yaralı mıydı? Bizim neyimize benzetti? İçimize. İç dışa, dış içe bir çevrilsek... Şimdi burada bir ince sır var. Eskiler diyor ki, alimin yanında dilini, arifin yanında kalbini tut. Neden böyle diyorlar? Çünkü Allah'ın sevdiği dostları keşfemedar halleri vardır. Mesela bir hadiste diyor ki, müminin tadı vardır, kokusu vardır diyor. Ne demek oluyor bu? Allah'ın sevdiği kulları bir müminin güzelini, güzel ahlakını, güzel kalbini misal aleminde görebilir, halleri olabiliyor. O yüzden birçokları eskilerde Evliyaullah'ı ziyarete giderken 40 gün bir odada kapanıp ondan sonra görüşürmüş. Şimdi 40 dakikalık yolu gelmeyen çok olduğundan bu adetleri artık göremiyoruz. Üstad Hazretlerine dikkat edin. Barla'da sürgünde. Değil mi? Çok ücra bir köşe. Tefekkür için orada Çam Dağı'na çıkıyor. O da yetmiyor. Çam Dağı'ndan bir katran ağacına çıkıyor. Neden diye merak et. Şimdi müminin tadı kokusu olduğu gibi şerli insanların ellerinin değdiği yerlerde de böyle zift gibi onun izleri kaldığı için Üstad Hazretleri gibi keşfe medar olan, bunları anlayan, algılayabilen, bunun tadını, kokusunu duyabilen insanlar hiçbir insan elinin gözünün değmediği yerlerde ibadet etmek ister. Bu yüzden Çam Dağı'nın katran ağacının ta tepesine çıkar. Gelelim 2. konuya. Dıştaki yara mı daha elzem değil, içteki yara mı? İçteki. Mesela şöyle dışımızı bazen kavlatırız, kanar. Öyle değil mi? Şurada bir olmuş, ben bir kavlattım şöyle, dalmışım. Kanadı böyle, kanda durmadı. O şey taşı olur ya berberlerde, kan taşı. Kan taşıyla anca durdurduk. Ama önemsemedik yani. Neden? Dıştaki yara ne olacak? Peki şu an desem bende iç kanama var. Anında değil mi? Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Demek yara içeri girdikçe daha tehlikeli bir hal alıyor. Peki biraz daha içteki bir yaradan bahsetsem, ruhtaki yara desem daha beter bir hal alır. Ruhtaki yara bizim organların hiçbirindeki yaraya benzemez. Neden? Çünkü bir insan bedenen ne kadar hastalık yaşarsa yaşasın bir yerde bırakıp terk edecek mi? Terk edecek. Mesela ben bu dizden ameliyat olmadan önce doktor gidiyordum yani. Ya bunu ne yapalım bu diz falan. Bir tanesi şey dedi ya, çok ağrıyor mu dedi. Ağrıyor dedim vallahi ya. Ya merak etme ya, kabirde zaten cesedi çıkarıyorsun dedi. Ne demek istiyor bu? Beden elbiseni çıkarıyorsun. Şimdi senin şu üstünde ceket var değil mi? Ceketini yırtsam, ceketini çıkarınca ne oluyor? Yırtık ceketinde kalıyor. Sana bir şey oluyor mu? Olmuyor. Şimdi bunda da aynı şey. Bu beden ne? Ceket işte. Benim bedenim yırtıldı, kırıldı, ezildi. Şimdi ben kabre girince, kabir ne oldu? Bir gardırop oldu. Ne yaptım? Aldım bunu, çıkardım, kabirdeki gardıroba astım. Ertesi gün Zilan geldi. Zilan'ın beden kıyafeti ne oldu? Biraz large boy olarak. Kabirdekine asıldı. Ömer geldi. XXX large. Kabirde asıldı. Kabir gardırobunda kuru temizlemeler geldi. Bedenleri bir yıkayalım dedi. Bir yıkadılar böyle. Atom, partikül her biri toprağın bir köşesinde. Biri domatese gitti. Biri salatalığa gitti. Biri şeftaliye gitti. Bak karpuzu yiyorsun. Camit cansız karpuz sen yedikten sonra hayat sahibi bir bedene dönüşüyor. Mertebesi artıyor. Yara ruhta olunca problem. Cesette olunca problem var mı? Yok. 10 yıl 20 yıl sonra çıkarıp gardıroba asacaksın. Ama kalpte olunca ne yapacaksın? Sonsuz ahirette o yaranın karşılığını Allah muhafaza belki de cehennemde alacaksın. İç dışa, dış içe bir çevrilsek... Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çevrilme olayı olunca bizim esas yüzümüz ortaya çıkacak. Sadece böyle yara olarak düşünmeyin. Misal alemindeki esas suretimiz de ortaya çıkacak. Çevrilme olduktan sonra. Şimdi dışarıdan herkes insana benziyordu. Hadislerde rivayet ediliyor. İnsanlığın çoğu, ekserisi cehennem ehli diye. Şimdi nereye gidecek o zaman yani? Hepimiz böyle bembeyaz yumurtalara benziyorsak nasıl olacak bu? Şimdi dışarıda yumurtaları koyduğunda ne olur? Her biri birbirine benzer değil mi? Akrep, yılan, çıyan ayırabilir misin? Tavuk, civciv ayıramazsın. Ne olur? Yumurta kırıldıktan sonra içinden gerçek yüzü çıkar. Yumurta kırılsın da içinden gerçek yüzü çıksın diye Allah musibet gönderiyor. Tam musibet anında birileri kötüleşirse gerçek yüzü o çıkıyor. Yılan, akrep çıkıyor. Birileri yorgun düşerse, gemiyi terk ederse gerçek yüzü çıkıyor. Üstad Hazretleri diyor ki yanımdan geçenleri yılan suretinde gördüm diyor. Ne demek oluyor bu? Yanımdan geçenlerin gerçek sureti misal alemindeki yılanmış. Ve bazen de bazı hadiselere binaen Üstad Hazretleri böyle görmüş. Hazreti Davut zamanı Beni İsrail'in bir kısmı domuzlaştı veyahut maymunlaştı diye rivayet var. Bir şeyin içi mi daha önemlidir dışı mı? Geçen köye gittik de ben ilk kez gördüm cevizin soyuluşunu. Böyle yeşil bir kabuğu var, soyuyorlar, kabuğunu atıyorlar. Kabuğu dediğim meyvesi ha. Ceviz dediğin de çekirdeğin içi. Dışını atıyorlar, ne yapıyorsunuz bunu diyorum. Kurutup sobada yakacağız diyor. Güzel yanıyor diyorlar. Çekirdeğini yiyorlar. Cevizde ne oldu? İçi dışından daha önemli oldu. Şimdi bazen arabalarda dikkat edersiniz. Aynı kasa araba, aynı kasa. Araba 50 binden belki 400-500 bine fiyat fark ediyor. Neyi fark ediyor? Birinde 1000 motor var, öbüründe 5000 motor var. Şimdi ev alacaksın. Dıştan baktın güzel ama aslında neyine bakıyorsun? İçine bakıyorsun. Demek bir şeyin içi dışından daha önemli. O yüzden bizim dıştaki yaralarımızdan ziyade içteki yaralarımıza daha emniyet vermemiz lazım. Hazreti Eyyüb'ün münacatı tam bu durumdur. Dıştaki yaralarının geçeceğini bildiğinden, beden elbisesini çıkardığında gideceğini bildiğinden onlara o kadar ehemmiyet vermişken ne zaman zararı kalbe dokunsa, içte yaralar peydah olsa o zaman Rabbine münacatı kıymet bilmiş. Biz de tam bu noktadan, bu nazardan bakmamız lazım. İnsan imandan çıktıktan sonra imana dönebilir mi? Dönebilir. Örnek kim var buna? Ayyaş. Kim oluyor Ayyaş? Ebu Cehil'in, lanet Ebu Cehil'in kardeşi. Bir gün Hazreti Ömer'le birlikte Ayyaş tam hicrete gidecekken Ebu Cehil arkadan yetişiyor. Ey Ayyaş, anamız gözleri yaşlı, perişan olmuş, sen gelmezsen ölürüm diyor, açlık orucuna girerim diyor, perişan oldum diyor. Ayyaş da ona inanıyor, ya tamam ben bir gidip bakayım diyor. Hazreti Ömer anlıyor bir oyun olduğunu ve diyor ki ey Ayyaş, sana devemi vereyim. Ne zaman bir oyun olduğunu anlarsan devemle hemen koş gel diyor. Ayyaş gidince bakıyor bir oyun var ama artık geri dönemiyor. Ve Ebu Cehil zaman içerisinde Ayyaş'ın iyice zihnine gire gire imanına çıkmasına sebep oluyor. Hazreti Ömer o halde bile bırakmıyor onu. Mektuplar yazıyor, haberci gönderiyor. Ey Ayyaş kardeşim şöyle böyle böyle diye Ayyaş'ın tekrar imana dönmesine vesile oluyor. Demek bir emsal var mı? Evet, bir emsal var. 3 sınıf imandan çıktıktan sonra bir daha asla imana dönemez. Tehlikeli kısım burası. Ve 3 sınıfa dikkat edin. Ortak yönleri ne oluyor biliyor musunuz? Ruhtaki yaraların büyümesi oluyor. 1. sınıf. Haram işleye işleye kalbi kararmışlar, bir daha imana dönemezler. Hatemallahu ala kulubihim ayeti ve Risale-i Nur'da geçen masiyetin mahiyeti denen mesele tam da buna bakar. Kişi işleye 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 kalbinde aydınlığa medar olabilecek hiçbir alan kalmaz ve o kalbin imana kabiliyeti artık ölür. Beyler, insanda bir damar tıkansa kurtarırlar mı? Ne diyorlar ona? Anjiyo. Aynı anda 2 damar tıkansa anjiyo, 3 damar tıkansa bypass. İnsanın vücudunda olan sayısız damarların her biri aynı anda tıkansa kurtulunacak bir alan olabilir mi? İmkanı yok. O kişi saniyeler içerisinde ölür gider. Günahı işleye işleyeden kasıt tam bu Sinan. Her günah bir damarı tıkatıyor, her biri. Onlar tövbeyle anjiyo bypass'a da girmeyince en son kalan damarını da belki o son kadeh içkisinde tıkıyor. Ve ondan sonra bir daha imana kabiliyeti asla kalmıyor ve bu kişiler için bir daha imana dönüş yolu olmuyor. O yüzden insanlar günahları bazen küçümsüyorlar. Bence çok üzücü bir hadise. Küçümsenen her günah büyük günah oluyor. İnkar edilen günah insanın imanının inkarına kadar gidebiliyor. Şimdi abiler bak, bu günahın adım adım işlenme evresi çok problemli, sıkıntılı bir evre. İnsanlarla ders okuyoruz Risale-i Nur'dan, Kur'an'dan meseleler okuyoruz, hadisler okuyoruz. Ve o kişilerle 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl dostluğumuz devam ediyor. Biz bile şunu fark ediyoruz yani. Ya bu insan yıllar içerisinde gelmesi gereken yere gelmedi diye fark ediyoruz. Ne demek bu? Mesela siz çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz. İlkokul 1-2-3 diye sınıf kat ediyor değil mi? 10 yıl boyunca ilkokul 1 okuyan bir çocuk duydunuz mu hayatınızda? Bu son noktaydı deyip okuldan atarlar. Mesela 5 yıllık, 4 yıllık bir fakülte okuyorsun. 9 yıldan sonra okutuyor mu seni? Hayır. Ne diyor? Ya sen haddi aştın artık bak, bundan sonra biz sana hiçbir şekilde tahammül etmeyiz diyor. Demek ki insanın meselelerinde bir kırılma noktası var. Aynen biz bazen o kırılma noktasını hissediyoruz. Mesela bir insanla denk geliyoruz. O insanın hayatında böyle çözmesi gereken noktalar oluyor. Ve o çözümlerin temelinde belki de namaz geliyor. Kendisiyle ilgilenme geliyor ve tabii ki de imani meseleleri bilme geliyor. Aradan 1 yıl geçmiş, 2 yıl geçmiş, 5 yıl geçmiş, 6 yıl geçmiş. O insan o varması gereken noktalara ben varmadığını hissettiğim ne zaman bir olay yaşasam ağzından çıkmaması gereken cümleler duyuyorum. Mesela benliğini savunduğu cümleler duyuyorum. Ya ben asla nefsi konuşan bir insan değilim, sen nasıl diyorsun diyebiliyor insan. Yahut belli başlı o kadar temel günahlara girmiş ki ya ben bu günahların içinde de olsam ben sürekli Rabbime iyilik yapan bir kulum. Ben her şeyi onun için yapıyorum diyebiliyor insan. Yani günahı bile onun için yaptığını bu cümlenin içerisine katabiliyor. Yani olay ne biliyor musunuz? Başta bizler dahil olmak üzere bu hakikatlerle bir insan bir şekilde denk gelmişse, bizler nasıl tanıştık? Tevafuk eseri tanıştık. Peki diğer dinleyen insanlar bizler nasıl tanıştı? O da tevafuk eseri tanıştı. Bir gün bir kartla, bir broşürle, bir videoyla, bir aloyla. Tevafukları yaratan kim? Tabii ki de Allah. Demek ki hikmetsiz ve sebepsiz olamaz bunlar. İnsanlar o tevafuklarla tanıştıktan sonra, duyduktan sonra yapması gereken, çıkması gereken mertebeye çıkmadıkları anda bu sefer en tepeden sükût edip üniversiteden, fakülteden atılabiliyorlar. Ve bu atılmalarını bazen öyle bir cümleyle yapıyorlar ki o cümle küfrü işmam ediyor ama kişi o cümleyi kurduğunun dahi farkında değil. Buralar çok üzücü hadiseler. Tekrar imana dönemeyen ikinci zümre, hayatta iken ayetle imansızlığı sabit olanlar. Kim oluyor örnek? Ebu Leheb. Üçüncü olarak tekrar iman edemeyecek olanlar, büyük kıyamette veyahut küçük kıyamette iman edecek olanlar. Buna örnek kim? Firavun. Fotoğrafı var müzelerde, mumyasız cesedinin ve o ceset ne halinde? Secde halinde. Artık gayb perdesi yırtıldıktan sonra secdeye kapanma, beni affet deme olayına imanı bilye istiyoruz. Yani ümitsizlik imanı, son an imanı ve onun kabulü yok. Demek ki bu üç zümre asla bir daha imana erişemeyecek. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Bak, kafana giren şüphe diyor, görüyor musun? Şüphe neydenmiş? Şüphe kalbin yarasıymış. Allah Allah. Kalpte yara demek, imanda yara demektir. Akıl dediğimiz hafıza, fikir, zihin, hat, idrak, İtham gibi şubelerden oluşuyor. O yüzden akılda çok fazla bilgi var. Bu bilgilerin yanlışı kullanılırsa zehir olabilir mi? Olabilir. Şimdi geçen köydeydik. Köyde ineklerin karnı şişmiş, zehirlenmiş durmuş. Neden oluyor biliyor musunuz? Yonca yiyorlar, yonca. Yaş yendimi özellikle zehirleyip karın şişiren bir hale getiriyor inekleri. Ormanda bulunan her bitkiyi yemesi doğru değil. Bizler için de öyle mi? Bir domates yeriz, bir şeftali yeriz, bir de zehirli mantar yeriz, ne oluruz? Patates oluruz. Demek ki ormanda hangi meyve ve sebzeleri kullanacağını bilmen lazım. Bizim zihin dünyamız bir orman gibi. Her çeşit var mı içinde? Her çeşit var. Senin tefekkür dediğin tam arı gibi. Ne demek bu? Arı lazım olan çiçeklerden polenini toplayıp onlarla bal yapıyor ya, sen tam bunu yapmak zorundasın. Yani zihin dünyada olan her fikir önemli mi? Hayır. Oradan tam lazım olanları bulacaksın, onlarla bir kovan oluşturacaksın. Yoksa diğer düşünceler seni yonca yaprağı gibi zehirleyebilir. Bir de beyin midesinin bizim bu mideden bir farkı var. Bu mideye bazen gereksiz bir gıda girdiğinde kusarak kendini çıkarabiliyor. Ama bu mide onu kusarak çıkaramıyor. Bu yüzden çok daha tehlikeli. Zehirli bir fikir girdiğinde onu mecburen sindiriyor. İbn Haldun der ki, ameli benzeşme zamanla itikadi benzeşmeye dönüşecek. Bir insan inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi mecbur inanacak. İnsan hep Allah var diyor ama hep küfür üzere yaşıyor. En son ne olacak? Küfür o imanı çıkaracak diyor İbn Haldun. Bir daha söyleyeyim, çok güzel bir cümle. Ameli benzeşme zamanla itikadi benzeşmeye dönüşür. Neyle ameli benzeşme? Küfürle. Peki neyin itikadıyla benzeşecek? Küfrün. Ne kadar üzücü değil mi? Demek eskiler, özellikle sünnette de çok var, küfür üzere olan kavimlere benzememek için çok mücadele etmişler. Demek temelinde İbn Haldun'un bu meselesi var. Hazreti Eyyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyübiye'ye, o Hazret'ten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Kıssayı okurken Hazreti Eyyüp'e üzülüyorduk. Şimdi kendimize üzülmeye başladık. Neden? Çünkü iç dışa biraz çevriliyor. Bir baktık, ya o bir peygamber. Ama sen ondan daha bedbaht ve yaralı bir haldesin. Meğer Hazreti Eyyüp'ün bedenindeki yaralar gülgülistanmış. Senin ruhundaki yaralar ise zakkum oluşturmuş. Şimdi bir gün çok sevdiğim bir zat vefat etti. Ben de hüsnü zannediyorum yani. İnsanlar arkasından vaveyla ediyor, ağlıyor. Böyle bir hayal ettim. Dedim ki, o zat dedim acaba dünyaya dönse ne derdi dedim. İman üzere cennete gitmiş, şöyle bir dünyaya dönseydi şunu derdi. Bana ne ağlıyorsunuz? Ben iman üzere gittim. Şu an Allah'ın vaat ettiği cennetin içerisindeyim. Siz daha imtihanınız bitmemişken varın da kendi halinizi ağlayın der. Bizim halimiz hangi hal? Biz hastayız ama doktor olmaya çalışıyoruz. Bizim halimiz böyle bir hal. Devam. Bahusus nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, Günah yara açtı, yara vesvese açtı. Vesvesenin sebebi ne? Gene iman zafiyeti. Gördün mü? İnsanın aklına gelmeyecek sorular, etmeyecek şüpheler niye geliyormuş? Günahlardan geliyormuş. İnanın bir analizinizin sonucunda İslam'dan ciddiye uzaklaşmaya devam eden bir adamın altını kazın, altında hep günah çıkacak. O insanın durumu daha kötüye gidiyorsa da o günahın günah olarak kabul edilmemesi çıkacak. Adam zina ediyor. Bunun hükmüne bir bakın. Çok ağır yani. Dünyada hükmü bu kadar ağırsa ahireti siz düşünün. Ben sadece onu şöyle sevdim, böyle oldu, böyle oldu. Bunu normalleştirebiliyor yani. Bunu bırak, bu bizle alakalı bir durum değil. Bu Allah ve senin aranda. Değil mi? Bir emir yasak ilişkisi yani. Allah Allah. Devam. Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzübillah mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. İmanı zedelince ne olur? Buna bakmamız lazım. Ahiret gider, dünyada ne olur? Şimdi bazen doktora gidersin. Ya doktor bey ben kendimi iyi hissetmiyorum dersin. Doktor ilk neyi soruyor? İştahın iyi mi diye soruyor. Sen de diyorsun ki yo vallahi iştahım hiç iyi değil ya. 3 gündür yemek yemiyorum. Doktor ne diyor? Bu kesin hasta diyor. Hastalığın ilk belirtisi iştah gider. Peki bir adamın günahlarla kalbi zedelenirse neye iştahı gider? İmana iştahı gider ve imanın lezzetini artık alamaz. Şimdi burada çok önce bir denklem var. İnanın imanın lezzet ve huzurunu alamadığı için günahlardan yalancı bir lezzet aramaya doğru daha çok gidiyor. Sebep bu. Şimdi sizin dilinize 2 jilet çeksem, Antep'in en güzel baklavasını getirsem ne olur o size? Acı ve ızdırap olur. Diş çektirdiğinizde bile acı duymayın diye ne diyorlar? Şunca saat yemek yemeyin, bugünü de bir suyla çorbayla geçirin diyorlar. Nedense nimetlerden uzak tutuyorlar? Acı çekmeyin diye. Demek ki bir insanın kalbi imanı yaralı ve zedeliyse onun imandan alabileceği bir lezzet yoktur. Yani günahlar sonucunda kalp zedelenince insan yine gelecekte alacağı lezzetlere zarar veriyor. Bu çok üzücü bir durum. Şuraya bir kuru ekmek koysam, tam şu masanın olduğu yere de patlıcanlı kebaplar, çiğ köfteler ama üf 10 numara. Şuradaki adam da diyor ki bak onların ikisi de bana ait. Sen şu suyu dayanıp içme, şu bir kuru ekmeği dayanıp yeme. 10 adım yürü ondan sonra şu masadaki lezzetleri tat deyince adam da dayanamayıp şu kuru ekmeği yiyince neyden mahrum kalıyor? İleride doyması gereken kebaplardan, ciğerlerden mahrum kalıyor. Bu kadar ahmakça oluyor. Peki o bir kuru ekmekle doyuyor mu? Doymuyor. Doymayınca da yapmaması, uzatmaması gereken başka ekmeklere el uzatıyor, haramlara. Devam. Ve imanın tercümanı olan lisanının zevki ruhanisine ilişip... İmanı zedeledi. Neye gitti? Zevki ruhani. Bizim böyle bir latifemiz var. İmanı tattıkça lezzet alıyor. Ah diyor bu nasıl bir lezzet ya? Ya yemek yemeyi unutanlar yok mu eskilerden ya? Nasıl oluyor bu hal? İmandan öyle bir lezzet alıyor ki yemek yemeyi unutuyorlar ya. Ah diyor ne lezzetli diyor ya. Neden? Çünkü nimeti vereni bilince nimetten daha lezzetli. Benim şu kahveyi içmem taş çatlasın 20 saniyelik bir lezzet. Ama ya Rab ya sen bu kahveyi ne de güzel yaratıyorsun dediğim anda ne olur? O lezzet bitmez hale gelir. Sen buna zede veriyorsun ya. Bu bence matematik olarak yani dünya lezzeti için bile çok ahmakça bir tavır. İnanın bana. Devam. Ve imanın tercümanı olan lisanının zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar. Bak neyden uzaklaşıyor? Zikirden. Diline jilet atsam neyden uzaklaşırsın? Baklavadan. Kalbin jilet yiyince neyden uzaklaşıyorsun? Zikirden. Çok acı bir hal. Devam. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur-i iman çıkıncaya kadar katılaşıyor. Yani günah deyip geçme, ısrarı küfre götürüyor. En küçük dediğin günahı küçük gördüğün anda o günah büyüyor. En büyük dediğin günah tövbe gördüğü anda o günah küçülüyor. Ne güzel değil mi? Devam. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman... Bak şimdi adam günah işliyor. Mesela genç bir çocuk odasında gizli gizli mastürbasyon. Şimdi bir anda kapı açsa, anası babası atası girse ne olur o çocuk? Utancından değil mi? Rezil rüsva olur. Şimdi o çocuk anasının babasının girmesini istemediği gibi meleklerin de görmesini istemez. Ne yapar? Ya demek ki melekler olmaz der. Bir süre sonra günahından hiç kimsenin haberdar olmasını istemez. Yaratıcıya kadar inkara gider o iş. Günahın ısrarı bir şeyleri inkar ettiriyor. Sebebi neymiş? Bir sebebi de kişinin utanmasıdır. Tabi bir süre sonra utanma kalır mı? Kalmaz. Devam. Melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Gelen mantıksız soruların sebebini anladınız mı? Abi uzayda namaz nasıl kılınıyor? Dünyada kılıyor mu? Yok. Niye burada açık arıyorlar? Neden? Küçük bir emare bulayım, günahlarıma devam edeyim. Çok üzücü ya. Devam edelim. Hem mesela... Cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Beyler, bir insan kendisine hiçbir zararı olmayan ve olamayacak olan bir ezandan niye rahatsız oluyor, anlıyor musunuz? Manasını bir köşeye bırakalım, bir dakikalık bir çağrı sesi. Nasıl bir insan bundan rahatsız olabilir ki? Mesela bizim yanımızda birinin telefonu çalıyor. Bir şey demiyoruz yani, normal ya adamın sesi. Trafikte korna sesi duyuyorsun. Dışarıda komşu bağırıyor, bir makine çalışıyor, arabanın motorundan ses geliyor. Yani bir dakikalık bir ezan sesinin bunlardan ne farkı var? Hiçbir farkı yok zahirde. Ama mana olarak altı öyle dolu bir yükümlülük ve sorumluluk veriyor ki insan o çağrıya uymadığında o sesi kapatmak istiyor. Anladınız mı nasıl bir insan ne için ezan sesinden rahatsız olur? Ve ondan sonra ne yapar yani, sadece ezandan değil yani, etrafta ne varsa rahatsız olur, en son iş inkara gider. Bir gün birisi dedi ya öyle, ben Allah'ı sevmiyorum diye. Seviyorsun kardeş, seviyorsun. Ya sevmiyorum işte, nasıl seviyorsun? Ya seviyorsun arkadaş, seviyorsun ya. Bir insan ben Süleymaniye'yi seviyorum ama Mimar Sinan'ı sevmiyorum dese olur mu? Olmaz, mantıksız olur o ya. Bir insan ben İstanbul'u seviyorum ama Fatih Sultan Mehmet'i sevmiyorum dese olur mu? Olmaz ya, mantıksız olur o iş. Onların müsebbibi o adamlar olmuş. Ben Allah'ı sevmiyorum diyen insan bebeğini seviyor mu? Bebeğin tamamı kimin esma boyası? Allah'ın. Saniye Zülcelal Allah. Bir insan ayağını seviyor mu? Ben seviyorum, bir ameliyat oldum, 1,5 ay topalladım, gördüm. Bu ayak kimin esma boyası? Allah'ın esma boyası. Ben böbreğimi seviyor muyum? Seviyorum. Allah'ın esma boyası olan şeyleri seviyorsan sen o Allah'ı da seviyorsun. Ama birileri sana tanıtmadığı için henüz farkında değilsin. Yani naz yapma, seviyorsun. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücudu ilahiyeye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbah bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. İbadetin küçücük bir ağırlığı var. Küçücük değil mi? Sabah namazı bir uyanıyorsun, bir abdest. Ya bundan kaçtığın anda bütün makine bozuluyor. Manevi tonlarca ağırlık geliyor. Ne insanlardan lezzet alıyorsun, ne hayata dair bir umudun kalıyor, ne bir gayeyi hayalin oluyor. Ruhun berbat olmuş. Küçücük bir ibadetin ağırlığından kaçtığı için manevi cehennemlere ve azaplara düçar oluyor. Denk geliyoruz böyle en büyük iş adamı gibi adam. Abi ne var ne yok, durumlar nasıl? İşte iyi, 3 kez intihara meylettim. İşte hayatı böyle dışarıda görsek imrenilecek hayatlar yaşayan insan. Ya ne yapıyorsun ya? İşte evde tonla hayvan besliyorum. Ya hayvan besle, o güzel bir şey de yalnızlığı gidermek için beslemek. Anladın mı? O biraz anlaşılıyor. Üzülüyor yani, içeride manevi cehennem oluyor. Allah Allah, Allah Allah, devam. Ve hakeza bu 3 misale kıyas edilsin ki bel rane ala gulubihim, sırrı anlaşılsın. Kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. Şimdi kalp böyle durduk yere mühürlense ne olur? Çat, kalp mühürlendi. Öyle adam mesul olur mu? Olmaz. Demek mesuliyet bizde. Kalp mühürleniyorsa müsebbibi kim? İnsan kendisi. Peki sudan dolayı paslanan demiri suyla temizleyebilir misin? Yok. Ne yapacaksın o demire? Ateş. Üstad Hazretleri ne diyor? Bazen ateş sudan ziyade temizlik eder diyor. Allah bizi muhafaza etsin. Cehennemin ateşi de o pas tutmuş kalpleri temizleme yeri demektir. Allah orada bizi muhafaza etsin. Şimdi Allah Azze ve Celle bizim tüm kusurumuzu biliyor. Ama bizden duymak istiyor. İtiraf etmemizi istiyor. Kusuru senden duymakta öyle bir lezzet bırakmış ki üzerinden dağlar kalkıyor değil mi? Şimdi bir kusur işledin, aranıyorsun. Sen gittin, teslim oldun, indirim bile yapıyorlar. Ama ne diyorlar? Bak ben yakalarsam affetmem. Ama sen teslim olursan problem yok. Üstad Hazretleri diyor ki kayıtlı ve kelepçeli yakalanmazdan evvel Allah'ın davetine icabet et diyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.